Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Yine bir gazete programı ile karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğumuz tıpkı geçen hafta bugün olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Sayın Erdoğan Eken. Geçen hafta Ramazan'ı konuşmuştuk. Bu hafta da namazı ve kul hakkını konuşacağız kendisiyle. Evet efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Mahmut Bey. Sağ olun. İyi. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Geçen hafta çok olumlu yorumlar aldık programımızla ilgili. Gerek izlenme oranlarında, gerekse gelen mesajlarda. Halkımızın da bu konulara gayet duyarlı olduğunu gördük. Ve istedik ki sizinle bu programın bir tekrarını da devamını gerçekleştirelim. Bu çerçevede de geçtiğimiz hafta mübarek Ramazan ayı, fitre ve zekata değinmiştik. Evet. İslam'ın beş şartından biri de bugün namaz konusunu ele alacağız. İnşallah. İsterseniz ilk önce namazla başlayalım. Namaz nedir? Namazın fazileti nedir? Erdemi nedir? Hay hay. Teşekkür ediyorum Mahmut Bey. Sözlerimizin başında bizleri yaratan, yaşatan, çeşitli nimetlerle donatan Rabbimize hamd ediyoruz. Onun hem kulu hem de Resulü olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat ve selam ediyoruz. Zor günlerden geçiriyoruz. Bu zor günlerde Rabbimiz imdadımıza yetişti. Ramazan gibi bir mübarek mevsimi bize lütfetti. Bu geçtiğimiz günlerde sözlerimin başında unutmadan hemen söylemek istiyorum. Türkiye'de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimiz olmaya devam ediyor. Bu topraklarda şehitlik önemli bir mertebe. Şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Aynı zamanda tabiri caiz ise bizim meslektaşımız olan Ömer Döngeloğlu hocamız da bu Covid-19 hastalığı nedeniyle rahmet-i rahmana kavuştu. Bu vesileyle hem hocamıza hem de bu hastalık vesilesiyle hem de çeşitli hastalıklar vesilesiyle her ne nedenle olursa olsun hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerimize ben Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Allah mekanlarını âli eylesin, makamlarını âli eylesin, yurtlarını cennet eylesin, varsa taksiratları her birisinin taksiratlarını affeylesin diye Mevlamıza dua ediyoruz biz kardeşlerimiz de, için. Sizin bu söylediklerinize ek olarak söylüyorum. Bizler de Kanal T ailesi olarak geçtiğimiz günlerde hain terör saldırısında şehit düşen Mehmetçiklerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mübarek günlerde kendilerine yapılan bu haince saldırıyı bizler de kınıyoruz Kanal T olarak. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti gücünü her yerde olduğu gibi orada da gösterecektir, göstermeye İnşallah. De devam edecektir. İnşallah. Ayrıyeten de Ömer Döngeloğlu hocamıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Tabii Ramazan ayı içerisindeyiz Mahmut Bey. Birinci dilimi tamamladık. Evet. Biz Ramazan'ı üç dilime ayırırız malumlarınız olduğu üzere. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olarak üç dilime ayırırız. Rahmet mevsimini tamamladık. Şu anda mağfiret mevsimindeyiz. Cehennem azabından kurtuluş mevsimine doğru yolculuğumuz devam ediyor. Rabbim bizlere bu mağfiret mevsiminden, peki rahmet mevsimi ile mağfiret mevsimi arasındaki fark ne? Rahmette biz Yüce Mevla'nın büyüklüğünü, azizliğini, yüceliğini yapacağımız, yapmış olduğumuz her türlü ibadetle idrak ederiz. Bunu orucumuzla yaparız. İşte geçen hafta konuştuk, sadakamızla, zekatımızla, fitremizle yaparız. Namazımızla yaparız. Biraz sonra detaylarına evet. gireceğiz inşallah. Mağfiret mevsiminde ise bu rahmeti tabiri caiz ise hasat ederiz. Yani bir çiftçi düşünün. Çiftçi toprağını eker. Belli bir süre sonra o toprakta yetişen mahsulü hasat eder değil mi? Hasat mevsimi denir ona. Evet. Müslümanın da bu Ramazan'ın ikinci dilimi mağfiret mevsimi olarak hasat mevsimidir. Yani Allah-u Teala'ya bolca tevbe ederek, günahlarından pişmanlık duyarak bu hasadı toplayacak ve üçüncü dilime günahsız bir şekilde girme gayreti içerisinde olacağız. İşte bunlardan bir tanesi de değerli Mahmut Bey Hocam, namaz ibadetidir. Namaz, tabiri caiz ise kulluğun hem günlük hem de ömürlük seremonisidir. Tekrar etmek istiyorum. Evet. Namaz, kulluğun hem günlük hem de ömürlük seremonisidir. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun bize iletmiş olduğu o büyük hediye Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine baktığımız zaman namazsız bir kulluğun, namazsız bir Allah'a
yakınlığın olamayacağını biz açık, seçik, net olarak görmekteyiz Mahmut Bey. Evet hocam. Yani namazsız kulluk bir kere söz konusu değil. Büniyel İslamu ala hamsin. İslam beş esas üzere bina edilmiştir, kurulmuştur. Hadis-i şerifinin devamında hemen kelime-i şehadetten sonra namaz zikredilir. Yani en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammedun Resulullah, ondan hemen sonra ve igame salah gelir. Yani namazı ikame etmek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Mahmut Bey, namazla ilgili oldukça fazla kavram görürsünüz. Çok fazla birbirinden farklı kavramlar görürsünüz. Bunların bir tanesi ikamedir. İkame kavramı. Mesela namazlarınızı ikame edin der Yüce Mevla. Namazlarınızı yerine İkame getirin derken der. Hocam. Onları açacağım inşallah. Kavramlar üzerinden evet. Konuyu anlatmak arzusundayım. Bir ikame kavramı vardır. Bir muhafaza kavramı vardır. Bir zikir kavramı vardır. Rükû kavramı vardır. Sücud kavramı vardır. Bunların hemen hemen hepsi namazı ifade eden kavramlardır. Ama en önemlisi ve bütün saydığım bu kavramları kapsayan kavram ise ikame kavramıdır. İkame ne demektir? İkame bir işin nasıl yapılması gerekiyorsa başlangıcından sonuna kadar bütün teferruatıyla ve bütün güzellikleriyle en güzel biçimde yapmaktır. Biz buna ihsan kıvamı diyoruz Mahmut Bey. İhsan kıvamı. Yani yaptığımız işi biz kendisini görmesek de Yüce Mevlamız bizi görüyormuşçasına yapmak. Yine Cibril hadisinin devamında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Cebrail, "Men ihsan, ihsan nedir?" diye soruyor Peygamber evet. Efendimiz'e. Tabi Peygamber Efendimiz bilmiyor. Aslında ihsanı öğretecek Cebrail kendisine. Diyor ki Peygamber Efendimiz, bu konuda benim bilgim yok. İhsan nedir? Cebrail cevap veriyor. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmenizdir. Siz onu görmeseniz de Allah sizi mutlaka görüyordur. Dolayısıyla namaz ibadeti bize kitap yani Kur'an-ı Kerim, sünnet yani Peygamber Efendimizin uygulamaları ve ondan sonraki icma-i ümmet yani ümmetin de uygulamaları doğrultusunda farz olan bir ibadettir. Bugün bir kardeşimiz bize sorsa dese ki, ya ben İslam'ı çok sevdim. Müslümanım. Ne yapmam gerekir? Müslümanım. Adım Müslüman. Bana Müslüman diyorlar. Müslüman coğrafyada yaşıyorum. Müslüman memlekette hayatımı sürdürüyorum. Ne yapmam gerekir diye sorulduğunda aynen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu cevabı veririz Mahmut Bey. Namazı kılacaksınız. Namazı kılmazsanız Müslümanlığınızın iddiası olmaz. Zaman zaman ben söylüyorum. Bu tür programlarımızda Müslümanlık aslında iddia işidir. Müslüman iddia sahibidir. Nasıl bir iddia var bunda? Ben Müslümanım demekle insan, ben Allah'a teslim oldum. Ben yönümü Allah'a çevirdim. Allah'ın ve Peygamber'in aleyhissalatu vesselam bize buyurmuş oldukları şeylerin dışına benim çıkmam söz konusu değildir demek suretiyle bir iddia ortaya koyar. İşte bu iddiayı delillendirecek olan argümanların başında Mahmut Bey namaz gelir. Namaz. Şimdi bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz anlatırken diyor ki namazın anahtarı abdesttir. Miftahus salah el vudu diyor. Yani namazın anahtarı abdest. Çünkü abdestsiz olmaz. Abdestiniz yoksa namaza duramazsınız. Yani temizliğiniz yoksa namaza başlayamazsınız. Devam ediyor Peygamber Efendimiz. Ve miftahul cenneti es-salah. Cennetin de anahtarı namazdır. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin gene hadis-i şeriflerinden biz anlıyoruz ki kıyamet gününde de hesaba çekileceğimize inanıyoruz değil mi Mahmut Bey? Mutlaka. Hasibu gabl en tuhasibu. Yani hesaba çekilmezden evvel hesaba çekiliniz deniyor. Ama
Biz zaten bu dünyada yarınlara hazırlanan kişileriz. Yarınlar dediğimizde yani bugünden yarına değil, yani bu dünyanın günleri değil. Bizim yarınlara hazırlığımız aslında ahirete olan hazırlığımızdır. Dolayısıyla ahirete olan hazırlığımızda da bizim ilk önce Müslümanlar olarak yapmamız gereken sorumluluğumuz namaz ibadetidir. Namazı ikame edeceğiz. Yani ikame ederken işte onu anlatmaya çalışıyorum. Dört başı mamur bir şekilde namazlarımızı kılma gayreti içerisinde olacağız. Bunu belki sohbetimizin ilerleyen süresi içerisinde detaylandırma cihetine gideriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazın ehemmiyetini anlatırken öyle buyuruyor. Kıyamet gününde kişinin ilk sorguya çekileceği ameli namazıdır. Namazıyla ilgili herhangi bir problem yaşamazsa kişi, ondan sonraki sorgu ve sualler rahat geçecektir. Yani bu sanki bir öğretmenlerimizin çocuklar için bir soru hazırlarlar ya, bu sorular içerisinde bir tane beylik soru vardır. O beylik soruyu çoğu öğrenci yapamaz. En zor soru. En zor sorudur. O soruyu yaparsa zaten öğrenci tamamdır. Diğer soruları da yapar gözüyle bakar öğretmen öğrencisine. Aynen bu gibi. Rabbimiz de bizim aslında öğretmenimiz. Kulum eğer namazını kılmışsa zaten o kulluğunu yerine getirmiş demektir. Çünkü namaz demek kulluk şuuruna erişme demektir. Eğer namazımız bizi kulluk şuuruna eriştirmiyorsa, namazımız bizi kötülüklerden muhafaza etmiyor ise, namazımız bizi iyiliklere yönlendirmiyor ise namazda sorun yoktur. Namazı kılmaya çalışan kişide sorun vardır. Bir şeyi eksik yapıyor demek ki hocam. Bir şeyi eksik yapıyor. Bir noktada bir noksanlığı var. Bir yerde kaçırdığı bir husus var. Bütün bunlara bakması lazım. Dedik ya Müslüman iddia sahibidir. Eğer Müslüman iddia sahibi namazını kılıyor, abdestini alıyor, ibadetlerini yapmaya çalışıyor ama bunun yanında Müslüman diye gördüğümüz o kişinin etrafında bir takım olumsuzluklar söz konusuysa biz orada suçu, olumsuzluğu, kötü gidişatı dinde aramayacağız. Ya nerede arayacağız? Dini uygulayan Müslüman'da arayacağız. Nitekim bununla ilgili ayetler de var. Benim hemen ilk aklıma gelen Maun suresi. Evet. Yani o mesela kul hakkını, fakirin, fukaranın, yetimin hakkını. Tabii. Ya yerleri... Şimdi Maun suresi aslında kafirlere hitap etmiyor. İnanmayanlara hitap etmiyor. Kesinlikle. Kime hitap ediyor? İnananlara. İnananlara hitap ediyor. Yani namaz kılanlara. Veylül lil musallin diyor. Vay o namaz kılanların haline diyor diye Yüce Mevla orada bir serzenişte bulunuyor. Ellezinehum an salatihim sahun. Onlar namazlarından bihaberdirler. Allah muhafaza. Eğer namazlardan biz bihaber olursak, namazı sadece şekli bir takım efendim formallerin yerine gelmesi şeklinde anlar ve bu şekilde uygularsak o olmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem namazla ilgili hem de şeyle ilgili, oruçla ilgili bunu bizim dikkatimize sunuyor. Diyor ki nice namaz kılanlar vardır. Onların yanına kalan sadece uykusuzluklarıdır. Gece namazları için söylüyor. Evet. Uykusuzluklarıdır. Nice oruç tutanlar da vardır. Onların yanına kalan sadece açlıkları ve susuzluklarıdır. Buradan neyi kastediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Buradan ibadetle amaçlanan hedefe, ibadeti yapan, Allah'a kulluk eden kişi ulaşabiliyor mu, ulaşamıyor mu? Bunu amaçlıyor Resulullah Efendimiz. Biz ibadet ederek aslında Allah'a yakınlaşırız. Allah'a kulluğumuzun kalitesini artırırız Mahmut Bey. Namaz da işte bizim Allah'a kulluk kalitemizin artıracağımız bir ibadettir. Bir de hep şey derler hocam, en büyük sabır namazadır diye. Çünkü her gün siz de bahsettiniz ya, seroma nedir yani? Elbette. Gün içinde başlar, ömür sonuna kadar devam eder. Çok iyi bir noktaya değindiniz. Benim aklıma bir ayet-i kerimeye getirdiniz Mahmut evet. Bey. Ya eyyühellezine amenü sta'inu bis sabri ve salâh diyor Yüce Mevla. Ey iman edenler, Allah'tan sabır ve namaz ile yardımda bulunun, yardım isteyin. Sabır ile namazı Yüce Mevla aynı ayeti kerimede peş peşe zikretmiş. Namaz sabırdır. Sabır bir bakıma namazdır. Her ikisiyle de biz Allahu Teala'dan yardım isteriz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda
Sevinçli halinde de namaza kalkıyor, namaza duruyor. Üzüntülü halinde de namaza kalkıyor, namaza duruyor. Hastalığında da namazda, sağlığında da namazda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu noktadan baktığımızda bizim namaz gerçekten medeniyetimizin en önemli ibadetleri ve görseli arasındadır. Özellikle söylüyorum, görseli arasındadır. Bir Müslüman beldeyi Müslüman belde olarak görebilmenin en büyük görsellerinden bir tanesi namazdır. Çünkü namaz normal şartlar altında evde ikame edilmez. Namaz nerede ikame edilir? Camide ve mescitte ikame edilir. Camilerin ve mescitlerin olduğu yerlerde de zaten oranın bir Müslüman beldesi olduğunu anlarsınız. Şimdi camilerimizin cümle kapıları vardır. Giriş kapıları. Evet. Yani ana kapı, büyük kapı. Özellikle Selahattin camilerde, yani büyük camilerde, sultanların yaptırmış olduğu camilerde o ana kapı vardır. Ona cümle kapısı denir Mahmut Bey. O cümle kapısından girişin hemen üzerinde bizim ecdadımız bir ayet-i kerime yazmıştır. Bu bütün camilerde vardır. Dikkatinizi de çekmiştir. Kesinlikle. Şimdi devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Kıbrıs'ımıza da çok güzel bir Selahattin Camii yaptırıldı biliyorsunuz. Hala Sultan Camii. Hala Sultan Camii. Benim geldiğimde, burada göreve başladığımda Hala Sultan Camii tamamlanmış fakat ibadete açılmamıştı. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki ibadete açılması bizim görev dönemimiz içerisinde oldu. Geçen yıl 13 Mart'ta ibadete açmıştık. Allah'a hamdolsun. Şimdi o caminin ve İstanbul'da, Bursa'da, çeşitli yerlerde, burada camilerimizin cümle kapısında bir ayeti kerime vardır. İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevgûte yazılırdır. Allah'ın kelamı. Namaz müminler üzerine yazılmış, vakitlerde yazılmış bir farzdır şeklinde ifadedir bu. Nerede yazmış bunu ecdat Mahmut Bey? Evet. Camileri. Caminin giriş kapısı üzerinde. Giriş kapısı üzerinde. Dolayısıyla camiden girerken aslında Müslüman namaza girdiğinin farkındadır. Evet. Caminin kapısından girerken. Allah-u Teala bize namaza giriş kapılarımızı hiçbir zaman kapatmasın. Yani bu cami anlamında söylemiyorum bunu. Yani günlük hayatımızda eğer kalplerimiz mühürlenir, Allah muhafaza, efendim gönüllerimiz kapanır, dimağlarımıza kelepçeler vurulur ise o zaman biz namaz kılmakta zorlanırız. Allah muhafaza. Peki hocam, bu işte en büyük sıkıntılardan bir tanesini zaten dile getiriyorsunuz şu an siz. Şimdi namaz kılmak isteyip de kılamayanlar da var. Yani elbette. İşte bunun için ne yapmak gerekiyor? Yani şimdi aslında insanlık tarihi bu amansız mücadele içerisinde geçiyor Mahmut Bey. Yani bir tarafta hak mücadelesi var, bir tarafta batıl mücadelesi var. Ve bizim iki tane düşmanımız var. Yani bakmayın işte devletler birbirlerine karşı düşman müşman falan da, asıl insanoğlunun iki düşmanı var da biz onun farkında değiliz. Bu iki düşman, birincisi ezeli düşmanımız şeytan aleyhinnâne, birisi ise şeytana yardım eden ve bizimle her zaman beraber olan nefsimiz. Bu ikisi bir araya geldiğinde gerçekten insanı yoldan çıkarabiliyorlar. Nefis şeytana yardım ediyor, şeytan nefse yardım ediyor. Ondan sonra kardeşlerimiz namaza başlayacak olsalar bile, namaz kılacak olsalar bile onu tehir ediyorlar. Aslında neyi tehir ediyorlar biliyor musunuz? Mutluluğu tehir ediyorlar. Aslında huzuru tehir ediyorlar. Aslında Allah'a olan kulluk şuurunun farkına varmayı tehir ediyoruz eğer namazımızı tehir ediyorsak. Bakınız, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından ben size canlı bir tablo anlatayım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam merhamet peygamberidir. Rahmet peygamberidir. Sevgi peygamberidir. Hiçbir zaman kimseye kötü muamelede bulunmamıştır. Kimseye beddua etmemiştir. Kötü söz söylediği vaki değildir. Taif'e gittiğinde dahi, Taif'te kendisini taşlamışlardır. Yurdundan çıkartmışlardır. Kovalamışlardır. Mübarek vücutları kanlar içerisinde kalmıştır. O halde dahi Peygamber Efendimiz Cebrail kendisine gelmiş. Ey Muhammed, iste şu dağları Taif halkının üzerine yıkayım. Yeter ki sen iste dediği halde Resulullah Efendimiz olmaz ey Cebrail. Onlar bilmiyorlar. Ben onlar için
hidayet istiyorum diyen bir merhamet peygamberidir, rahmet peygamberidir. İşte o merhamet peygamberi, rahmet peygamberi konu namaz olduğunda değişebiliyor, biliyor musunuz? Hendek Savaşı sırasında, Hendek Savaşı'nda Medine-i Münevvere'de Mekke müşrikleri büyük bir ordu hazırlıyorlar. Medine'deki Müslümanların üzerine saldıracaklar. O saldırıyı engelleyebilmek için Peygamber Efendimiz ashabıyla beraber ciddi bir hazırlık içerisinde. Hendek kazıyorlar. Hendek kazdıkları için de efendim zaman zaman yorgunluk başlarına geliyor. Dolayısıyla bu yorgunluklar nedeniyle kaçırmış oldukları bir vakit namaz oluyor Mahmud Bey. Bir vakit namaz. O namaz nedeniyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beddua ediyor. Diyor ki bu namazın kaçmasına neden olanlara sen ya Rabbi efendim evlerine ateş sal, ocaklarını söndür diye beddua ediyor. Çünkü neden? Resulullah Efendimiz namazı çok severdi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten evi Mescid-i Nebevi'nin bir bölümüydü. Evi ile mescidi arasında ashabını hem namazla yetiştirir hem de ilimle yetiştirir idi. Evinden çıkar mescide geçer, mescitten çıkar evine geçerdi. Namaza gözümün nuru derdi Peygamber Efendimiz. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Böyle bir peygamberin ümmeti olarak, ona inanan insanlar olarak nasıl olur da biz namazlarımızı kılamayız, namazlarımızı ikame etmeyiz? Hem hiç kılmamak var hem de kılıp da şuuruna varamamak var. İkisi de bizim için büyük bir kayıp. Kılmamak büyük kayıp, evet. Kılıp da şuuruna varamamak ayrı bir kayıp Mahmud Hocam. Yüce peki Mevla hocam, bizlere inşallah namazlarımızı hakkıyla ikame edebilirden eylesin. Hazır sizi bulmuşken şu soruyu da soralım. Çok da konuşulur. Benim kalbim temiz ifadesini kullanırlar. İşte belli bir kesim. Yani Allah bizim kalbimizi biliyor. Namaz kılmaya da gerek yok. İşte önemli olan iyilik yapmak, iyi insan olmak, iyi yaşamak. Böyle evet. Bir şeye din nasıl bakıyor? Şimdi Mahmud Hocam güzel bir konuya değindiniz. Bunun gerçekten iyi anlatılması gerekiyor. İyi izah edilmesi gerekiyor. Şimdi biraz önce dedik ya, kalp aslında hem temizdir hem de kirlidir. Kalp neyle temizlenir biliyor musunuz? Allah'ın bize emretmiş olduğu ibadetlerle temizlenir. Kalp nasıl kirlenir biliyor musunuz? Allah'ın yasaklamış olduğu günahları yaparak kalp kirlenir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anlatımında öyle söylüyor. Sizin küçük küçük yapmış olduğunuz günahlar birikir 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 de onlar büyük hale gelir, kalplerinizi simsiyah yapar. O siyahlık kalplerinizi katılaştırır. Allah'a olan yakınlığınızı ortadan kaldırır. Dolayısıyla kalp temizliğini hedeflemek çok güzel bir şeydir. Çünkü kalbi temiz olmak demek zaten kul olmak demektir. Allah'ın istediği şekliyle bir insan olmak demektir. Ama bu ibadetsiz mümkün değildir Mahmud Bey. Peki hocam o zaman... İbadet olmadan kalp temizliği gerçekten söz konusu değil. Eğer kalbimiz temiz ise bu temizliği ibadetle sağlayacağız. Devamlılığını ibadetle sağlayacağız inşallah. Bu ibadetlerin başında da namaz gelecek. Sözünüzü tamamlayabilirsiniz bir. Evet hocam. Peki hocam şunu soralım. Mesela yurt dışında da mesela kalbim temiz diyen insanlar var. İşte iyi insanlar var. Gerçekten de fakire, fukaraya yardım eden insanlar var. Bu noktada bu ayrımı nasıl sağlayacağız? Burada ayrım sağlayacak olan imandır Mahmud Bey. Hı hı. Şimdi bizim en büyük değerlerimizden bir tanesi imandır. El-İslamu yecubbu ma gablehu diye genel bir ilke vardır. İslam kendisinden önceki her şeyi örter. Eğer bir insan İslam dairesi içerisine girmemişse, Müslüman olmamış ise ondan sudur olan iyilikler onun hanesine yani Müslümanca bir iyilik olarak yazılmaz. Sadece insanlık alemi içerisinde iyilik işlemiş olur. İyiliği hayra dönüştürecek olan, iyiliği sevaba dönüştürecek olan iman anahtarıdır. Elinizde iman anahtarı yok ise ne kadar iyilik yaparsanız yapın o sadece sizin için insanlığa bir fayda olarak kalabilecektir. Ama iman etmediğiniz sürece iyiliğe erişemezsiniz.
Bu ayet-i kerimedir. İman edeceksiniz ki ondan sonra sizin yapmış olduğunuz iyilikler bir anlam kazanacak. Bunu ben neye benzetiyorum biliyor musunuz? Ay, şu konumuzla da alakalı. Şimdi abdest olmadan 5 vakit değil, 25 vakit, 50 vakit abdestsiz namaz kılın, hiçbir anlamı yoktur. Namazı anlamlı kılan onun öncesindeki abdesttir. Abdestsiz namaz kılınmaz. Olmaz yani. Ne kadar kılarsanız kılın. Öyle huşulu kılın, böyle takvalı kılın. Abdestsiz namaz olmadığı gibi, imansız iyiliğin, imansız güzel işlerin de bir anlamı olmaz. Yani Allah'ın katında bir değer olmaz. Elbette insanlara bir karşılığı olacaktır. İnsanlık alemine bir faydası olacaktır. Ama Allah katında herhangi bir değeri olmaz onun. Dolayısıyla biz şunu hep şey yaparız, arzularız, isteriz. Dünyadaki insanlık namına ne kadar iyilik yapan insan varsa biz onların Müslüman olmasını arzularız. Evet, bir izleyicimiz yazmış, Allah aşkına demiş, din dersi vereceğinize ilim, bilim dersi verseniz çok daha iyi olmaz mı? Kalp dürüstlükle temizlenir. Zaten ülkemizde yeteri evet. kadar ilim ve bilim dersi veren üniversitelerimiz var, evet. okullarımız var. Neticede bilim yuvası, mekanlarımız var. Tabii ki dinde çok önemli bir insan hayatında olmazsa olmazı. İnanmayanlar kadar inananlar da olacaktır. Tabii evet. ki bunun açıdan da dinin de bir canlı yayında konuşulmasından gayet doğal bir şey olamaz diye evet. düşünüyorum ben de. Peki hocam, İslam'da kul hakkı dediğimiz zaman neyi algılayacağız? Önemli bir konu. Hak ve hukuk konusu gerçekten önemli bir konu dinimizde. Dinimiz hakları aslında üçe ayırır Mahmut Bey. Allah hakkı, kul hakkı ve kamu hakkı diye. Yani Allah'ın hakkı işte bahsetmiş olduğumuz ibadetlerdir. Eğer Allah-u Teala kullarına bir takım sorumluluklar yüklemişse bunları yerine getirip getirmeme noktasında Allah'ın bizim üzerimizde hakkı vardır. Eğer onu yerine getiriyor isek Allah'a olan sorumluluğumuzu ve Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkını gerçek bir şekilde ifa ediyoruz demektir. Kul hakkına geldiğimizde hepimiz sosyal hayatta birbirimizle ilişki içerisindeyiz. Alıyoruz, veriyoruz, alışveriş yapıyoruz, komşuluk yapıyoruz, anne baba ilişkimiz var, öğrenci öğretmen ilişkimiz var, amir memur ilişkimiz var. Her birimizin bu ilişki içerisinde birbirimize karşı söylemiş olduğumuz sözler var. Birbirimizden yapmış olduğumuz alışveriş var. Birbirimizin efendim zaman zaman eylemlerimizle belki kalbini kırdığımız var. Dolayısıyla bütün bunların hepsi kardeşlerimizin hakkını gözetmemizi gerektirir. Yunus Emre ne diyor? Bir gönül kırdın ise o kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Yani bizim namaz kılmamız, namazla da bağlantılı olarak eğer kul hakkını, ihlalimizi engellemiyor ise o namaz gerçekten işte veylül lil musalline girer. Onun devamında veylül lil musallin ellezinehum an salatihim sahun ellezinehum yuraune ve yemneun el maun ve yemneun el maun ne demek? O namazlarına yazık edenler aynı zamanda kamuya yönelik hayrı hasenatı da engellerler. Görüyor musunuz? Evet. Yani insan hakkını, kamu hakkını, kul hakkını da o namaz kılıp da namazlarından gafil olanlar engellerler diyor Yüce Mevla. Çünkü böyle örnekler tarihimizde oldukça var. O nedenle biz her zaman şunu söylüyoruz. Namazımız bizim şahsi ibadetimizdir. Ama diğer kardeşlerimize karşı ibadetlerimiz ise çok daha değerlidir aslında. Bir kişinin gönlünü kazanmak, bir kardeşimizin bir ihtiyacını gidermek, onun bir dünyalık bir ihtiyacını gidermek bizim ahirette bir ihtiyacımızın giderilmesine vesile olacaktır. Dolayısıyla hem dini açıdan bir hak olarak görülmesi lazım insanların birbiriyle ilişkileri, hem de yani medeni hukuk, dünya hukuk açısından bir düzen içerisinde yürümesi lazım. Bunlar zaten birbirini tamamlayan şeylerdir. Dinin emretmiş olduğu şey
medeni hukukun, yani insanların yapmış olduğu hukukların hepsinde zaten emredilmiş şeylerdir, düzenlenmiş şeylerdir. Kul hakkı da böyle bir şeydir. Allah-u Teala hiçbir zaman bir insanın diğer bir insanın hakkını ve hukukunu ezmesini, çiğnemesini müsaade etmez. Karşıdaki Müslüman olmasa bile, karşıdaki kafir bile olsa, inanmıyor bile olsa, ateist bile olsa, deist bile olsa, siz o insanın hakkını, hukukunu çiğneyemezsiniz. Çünkü bunun örnekleri bizim medeniyetimizde vardır. Osmanlı medeniyeti, Selçuklu medeniyeti, işte cumhuriyetlerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yani şimdi Kıbrıs'taki insan haklarına baktığınızda iki toplumlu bir yaşam olmuş burada. 1571'li yıllardan bugünlere kadar. Nasıl olmuş? İşte bizim dinimizin kul hakkına, inanca, hoşgörüye bakmış olduğu zaviyeden olmuş, gerçekleşmiş bunlar. Dolayısıyla şöyle söylenir. Kişi Allah'ın huzuruna kul hakkı dışında hangi günahla çıkarsa çıksın, eğer Allah-u Teala bağışlamak isterse bağışlar. Ama kul hakkıyla çıkması durumunda onu bağışlayacak olan bir merci vardır. Hakkını ihlal etmiş olduğu kişi. Kimin hakkını ihlal etmişse ondan helallik istemedikçe o kişi o günahtan kurtulamaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili buyuruyorlar ki, kişi kıyamet gününde hesaba çekildiği zaman efendim her şeyi ortaya dökülür. Namazı, abdesti, orucu, iyiliği, güzelliği vesaire normal şartlar altında kazanmıştır. Fakat bir hesap daha yapılır ki kaybedenlerden olur. Neden? Çünkü namaz kılmıştır, sevap almıştır. Fakat kul hakkı çiğnediği için o sevaplar oradan düşülür. Oruç tutmuştur, sevap almıştır. Fakat kul hakkını ihlal ettiği için o sevaplar oradan düşülür ve kaybedenlerden olur. Cehenneme sürüklenenlerden olur. Dolayısıyla kul hakkı böyle bir önemli bir hadisedir, güzelliktir bizde. Yemeyeceğiz. Kimsenin hakkını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözetmeyi yüce kitabımız bize Kur'an-ı Kerim'inde emrediyor Mahmut. Tabii bunun yanında kardeşinizin hakkını da yemeyeceksiniz, çalışanınızın hakkını da yemeyeceksiniz, ortağınızın da hakkını yemeyeceksiniz. Neticede insan birbirine iş yaptığı kişilerin de hakkını yemeyecek ama diğer taraftan bir de devletin de hakkını yemeyeceksiniz. Kamu hakkı dediğimiz işte. Kamu hakkını da yerseniz, evet. İşte bugün dünyada o yaşadığınız ülkede kaç nüfus varsa onun da hakkına girmiş olursunuz. Elbette, kesinlikle. Kamu hakkı aynı zamanda diğer kulların hakkını da yemek demektir. Çünkü kamu hakkının içerisinde kulların hakları var yani. Diğer insanların, vatandaşların hakları var yani. Ona dikkat etmek lazım. Tabii tüyü bitmemiş yetimin, tüyü hakkı, bitmemiş, yetimin diye hakkı var yani. Bunu atalarımız sürekli söylerler. Elbette, zaten elbette. O günden bugüne gelene kadar da Allah muhafaza. Bizim hayatımızda bir yer edinmiş. Evet. Peki hocam, Peygamber Efendimiz şunu da söyler hep. Der ki hadisinde, işte işçinizin hakkının anlığının teri kurumadan ücretini ödeyin. Elbette. Şimdi baktığımız zaman ücretini alamayan insanlar da var. Bir şekilde çalıştığının hakkını, karşılığını alamayan insanlar da var. Bunlar için mesela Kur'an'da ne der? Elbette. Yani kişinin Kur'an-ı Kerim'de çalıştığının karşılığını alması gerektiren çokça öğüt vardır. Yani kişiye çalıştığının karşılığı vardır der. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Kimse kimsenin yükünü yüklenmez der. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah-u Teala kimseye gücünün üzerinde bir şey yüklemez der. Ve Peygamber Efendimiz sizin de işaret ettiğiniz gibi işçi işveren hak hukuk meselesi söz konusu olduğunda yani çok çağlar ötesi ilkeler ortaya koymuştur. İşçinizin hakkını onun daha alın teri kurumadan verin diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Hatta işçilerinize yani yanınızda çalıştırdıklarınıza yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin der Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu hangi çağda söylüyor? Bunu efendim cahiliye toplumunda, köleliğin zirvede olduğu bir ortamda söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Belki bugün hukuki anlamda kölelik söz konusu değil ama eğer bir işveren kardeşimiz yanında çalıştırmış olduğu işçi kardeşlerimize hak etmiş olduğu
ücreti vermiyor ise, onu haddinden fazla çalıştırıyor ise, zamanını bu şekliyle heder ediyor ise, orada da tabii çok ciddi anlamda hak ve ihlalleri söz konusu olacaktır. Ve Allahu Teala mutlaka bunların hesabını, Allah muhafaza, soracaktır. Bu nedenle toplumumuzda sevginin, adaletin, güzelliğin hakim olabilmesi için Mahmut Bey, bütün alanlarda, bütün katmanlarda biz hak, hukuk, adalet, eşitlik, hoşgörü ilkelerini uygulamamız gerekiyor. Yani bütün alanlarda, yani bu çalışma alanında, eğitim alanında, efendim sosyal alanda, kültürel alanda, aklınıza ne gelirse gelsin, bütün bunlarda haktan, adaletten sapmaz isek o zaman biz yüceliriz. İnsanlık olarak yüceliriz, toplum olarak, millet olarak yüceliriz. Çünkü toplumları ve milletleri ayakta tutan hak ve adalet duygusudur. Peki hocam, devletlerde bu durum nasıl? Bakıyoruz yani özellikle liyakat sisteminin işlemediği, adamına göre makamların oluşturulduğu, atamaların yapıldığı. Zaten bunu geçmişte de gördük. Bugün de görebiliyoruz dünyanın her yerinde buna benzer atamaları. Peki bu şekilde de kamunun hakkına girilmiş olunmuyor mu bu yöneticiler tarafından? Yani, emanetleri ehline verin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki emanet nedir? Emanet işte tam da işi sahibine tevdi etmedir. Eğer biz herhangi bir konuda yetenekli kardeşlerimize fırsat tanımaz isek, yetenekli, ehil, o konunun uzmanı kardeşlerimiz var da çeşitli saiklerle bunun dışına çıkıp ehil olmayan kişileri istihdam yönüne gider isek, elbette orada emanete riayet etmemiş oluruz. Emanete riayet etmemek ise işte biraz önce söylediğimiz gibi namazın bize sağlayamadığı şeylerdendir. Yani o sadece formal anlamda kılmış olduğumuz namaz eğer bizi emanete riayet etmeye götürmüyor ise o namaz namaz değildir. Bu anlamda işte Kur'an-ı Kerim özellikle, ben tekrar konumuza dönmek istiyorum, yani ana konumuza, namazın huşu içerisinde kılınmasını öğütler bize. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Mü'minun suresinde mü'minler mutlak anlamda kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içerisinde namazlarını eda ederler buyuruyor. Peki huşu ne demek? Huşu, Allah'ın huzurunda olduğunun bilincinde olarak namazını kılmak demektir Mahmut Bey. Eğer bugün namaz kılıyor da namazında muhasebeci kardeşim muhasebe yapıyorsa, efendim makinist kardeşim araba tamir ediyor ise, efendim bir başka meslekteki öğretmenlik yapıyor ise, işte gazeteci gazetecilik yapıyor ise, o namaz huşudan nasibini almamış namaz demektir. Yani biz Allahu Ekber deyip şu hareketi yapıp divana durduğumuzda, divan ne demek? Divan Allah'ın huzuru demek. Allah'ın huzuruna durduğumuzda biz hangi makamda olduğumuzun farkına varmamız gerekir. Divandayız, Allah'ın huzurundayız. Allah'ın huzurunda Allah ile konuşan, Allah ile kelam eden, Allah'a arzını, halini arz eden kul nasıl olur da geride bırakmış olduğu dünyalıklarla uğraşır? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de ashabıyla sohbet ediyor. O sohbet esnasında Mescid-i Nebevi'ye bir Arabi giriyor dışarıdan. Belli ki Medine'nin dışından gelmiş. Efendim şöyle ötede bir yerde namaza duruyor. Namazını kılıyor. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in ve diğer arkadaşlarının bulunduğu yere gelip onların yanına selam veriyor. Resulullah Efendimiz diyor ki o Arabi'ye, git namazını tekrar kıl diyor. Tabi Resulullah söylüyor, Arabi geçiyor aynı yerde, aynı mekanda ikinci defa namazını kılıyor. Peygamber Efendimiz de takip ediyor gözünün bir ucuyla. Bir taraftan sohbet ediyor ashabıyla, bir taraftan da takip ediyor namazı nasıl kıldığına dair. Geliyor, ey Allah'ın Resulü, kıldım namazım. Olmadı diyor, tekrar kıl. Tekrar gidip namazı kılıp döndüğünde, oldu mu ey Allah'ın Resulü? Olmadı. O zaman bana tarif eder misin nasıl kılacağım
namazı, ey Allah'ın Resulü dediğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mübarek sözlerini söylüyor. Namaz kılarken, ayaktayken kıraat edeceksin. Rükûya vardığında Allah'ı tazim edeceksin. Rükûda bekleyeceksin. Secdeye vardığında belli bir müddet Allah'ı anacaksın, zikredeceksin, bekleyeceksin. Efendim doğrulduğunda, teşehhüde oturduğunda belli bir müddet Allah'ı zikredeceksin. Yani bütün mafsalların, bütün organların seninle beraber Allah'ı zikredecek. Dolayısıyla namaz, yani toplasanız Müslümanın hayatında günlük zaman dilimi içerisinde toplasanız bir saati almaz, evet. Mahmut Bey. Bir saati almaz. Peki hocam, son bir soru soralım size. Yani bu da çok sıkça konuşulan bir soru. Kur'an bize yeter mi? Kur'an bize elbette yeter. Ama kafi midir? Dinimizi gerçek anlamda yaşayabilmemiz için kafi midir? Değildir. Kur'an bize yetecek olsaydı Mahmut Bey, yani kafi, yeterli olsaydı Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak göndermeyebilirdi. Kitabı gönderirdi. Derdi ki, ey kullar, kullarım, alın size kitap. Bu kitabı okuyun, bu kitaptan anladığınızı icra edin, uygulayın derdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşayan Kur'an'dır. Eğer siz Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmadan onu tabiri caizse devre dışı bırakarak anlamaya çalışırsanız bu imkansız bir şeydir. Bu mümkün değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hem doğrudan anlaşılabilir ayetleri olduğu gibi Resul aracılığıyla, elçi aracılığıyla anlaşılabilen, uygulanabilen ayetleri olmuştur. Örnek var mı hocam? Elbette örnek var. İşte tam da konumuz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de namazı ikame edin, namazlarınızı muhafaza edin, namazlarınızı kılın, işte günün başında, günün sonunda namaz kılın gibi ayetler çokça olmakla beraber namazı nasıl kılacağımıza dair herhangi bir teferruat ve tafsilat yoktur. Yoktur. Yani işte sabah namazı iki sünnet, iki farz olmak üzere. Öğle namazı dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet olmak üzere 10 rekat. İkindi namazı dördü sünnet, dördü farz olmak üzere 8 rekat. Akşam namazı 3'ü farz, 2'si sünnet olmak üzere 5 rekat. Yatsı namazı 2'si 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet olmak üzere 10 rekat. Bir de 3 vitir vacip namazı. Bunların tamamının uygulayan, anlatan, ashabına gösteren Peygamber Efendimiz'dir. Peygamber Efendimiz diyor ki: "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Ben nasıl namaz kılıyor isem öyle namaz kıldım. Beni gördüğünüz şekliyle namaz kılın diyor Peygamber Efendimiz. Ashab da o nasıl namaz kılmış ise o şekilde namaz kılıyorlar. Mesela bugün sabah namazının sünnetlerinde, yani ilk sünnetinde, farzdan önceki sünnette, 2 rekatlık sünnette biz daha ziyade 1. rekatta kul ya eyyuhel kafirun, 2. rekatta kul huvallahu ahd suresini okuruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de yazmaz. Bulamazsınız yani. Bunu okuyun falan diye. Ya nerede bu? Hazreti Ayşe validemiz rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının farzından önce 2 rekat namaz kılardı ve bu 2 rekatta ilk rekatta Gulya suresini, 2. rekatta ise İhlas suresini okurdu diyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin uygulamaları bizim Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlama noktasında önemli bir şeydir. Resulullah'sız Kur'an-ı Kerim'i biz anlayamayız. Onun uygulamalarına, onun yönlendirmelerine, takrirlerine, fiillerine ve tasviplerine bizim ihtiyacımız var. Kur'an bize elbette yeter ama Kur'an'ı sünnet ile taçlandıracağız ki bizim de Müslümanlığımız taçlansın Mahmut Bey. Evet hocam, artık yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Son mesajlarınızı alalım. Ben tüm kardeşlerimize Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde namazın bereketinden istifade etmeyi diliyorum Yüce Mevla'dan. Çünkü gerçekten eğer gönlünde namaz kılma arzusu var ise bu kardeşlerimiz tam da zamanıdır. Şimdi namaz ile Allah'tan yardım dilemenin tam da zamanıdır. Çünkü kulluğun zirveye ulaştığı ibadettir namaz. Yani namaz tekbir ile başlar, selam ile biter. Tekbirde
Allah'ın yüceliği vardır. Selamda ise hem meleklere, hani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğimizde, hem meleklere hem de bütün dünyadaki bütün bildiğimiz bilmediğimiz varlıklara selamet vardır, esenlik vardır. Onun için selamet mi istiyoruz, esenlik mi istiyoruz, barış mı istiyoruz? Namazlarımızla inşallah biz bunları sağlayabiliriz. Namazla dirileceğiz inşallah. Peki, çok teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Sayın Erdoğan Eken hocamızla namazı ve kul hakkını konuştuk. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Yarın yine bir gazetede görüşmek dileğiyle. Esen kalın.